Dilara, eline sağlık, emeğine sağlık. Özverin için de teşekkür ederim. Gayet güzel olmuş. Elbette herkesten bu kadar ayrıntılı beklemiyorum. Gösterdiğim şekillerle herhangi bir karakter yapmış olmanız dahi yeterli olacaktı. Teşekkür ederim Dilara. Var mı başka göstermek isteyen? Hocam ben de çizdim ama sadece keyframe'lerini çizebildim. Vaktim yetmedi de. Kim seslendi? Büşra. Büşra, Açmış hemen yani. bakıyorum. Keyframe'leri doğru. Büşra, aralarını da doldur lütfen ve bunu da bitirelim. Benimki Tamam de hocam. sağ. Birisi daha seslendi. Kim seslendi? Burcu. Hemen bakıyorum. Büşra, bu oran, pardon Burcu, oranda büyüme ve küçülme var. Onu düzeltirsek herhangi bir sorun yok. Gayet güzel. Lütfen oranı düzeltelim, olur mu? Tamam. Keyframe'leri ekleyeceğim. Bir de kolları açık yapmak istiyorum tabii onu anlamak için. Onlar daha zor. Elbette mümkün. Kiminkine bakıyoruz? Hocam benimkine bakabilirsiniz Hocam, Gözde. hemen açıyorum Gözde. Hangisinden başlayayım? Şu mu? Evet. Tamam. Sanırım GIF bu. Klip stüdyoda yaptım. GIF olarak kaydettim. Tamam. Evet, teşekkür ederim. Emeğine sağlık. Gayet doğru. Hocam Var mı benimkine başka? bakabilir misiniz? Çok güzel bir çizim değil ama yine de. Kim seslendi? Eda. Eda, hemen açıyorum Eda. Eda burada var mı senin? Eda var, tamam. Hangisi Eda? Çöp adam var en Hmm. başta o. Yok o değil. En baştaki dönen çöp adam diye kaydetmiştim. Benimkisi güzel bir çizim değil ama. Lütfen çizimlerinizi kıyaslamayın birbirinizle. Çünkü içinizde bazıları güzel sanatlardan mezun olmuş, bazıları hala bu sektörde profesyonel olarak çalışıyor. Buradaki eğitim zaten başlangıç seviyesi eğitim. Hiçbirinizden profesyonel bir çizim beklemiyoruz. Önemli olan çöp adam dahi olsa bu ilerlemeyi kaydetmeniz ve bu alanda çalışma yaparken nasıl yapıldığını analiz etmeniz ve anlamanız. Emeğine sağlık Eda Nur. Evet, çalışman doğru. Var mı başka? Martina, do you have a work? No, I'm sorry. I didn't have any time to do it, but I know I have to do it and I will do it for the next week. Önümüzdeki hafta mı göstermek istiyorum dedi. Evet, zamanım olmadı. Biliyordum yapım ama haftaya yaparım dedi. Önemli değil. Önümüzdeki haftada iletebilir. Okay, Martina. It will be fine. Thank you. Var mı başka çalışmasını göstermek isteyen? O halde hemen sunumumuza geçelim. Ardından bir pratik yapacağız. Evet, sunumun açılmasını bekliyorum. Ekran paylaşımımı görüyorsunuz değil mi şu anda? Yani açılmadı ama sanırım. Gözüküyor. Evet, görünüyor. Gelecek birazdan. Neyse, şu şekilde sunayım ben. Evet, İsviçre'de yazar Johannes Kepler 1881 yılında bir hikaye yazdı. Hayri çizgi filmini. Bu gördüğünüz ilk orijinal
kitap kapağı. 1881 yılında yazdı. Sipri çocuğu olmamış ve yazdığı kitabı, bu kitabı tüm yetim çocuklara armağan etmiş. 1800 sonlarında yazılmış olan bu kitap. Evet, Heidi aynı zamanda sinemaya da uyarlandı. Bu sinema uyarlamalarından bir tanesi. Son dönemde uyarlanan filmlerden bir tanesi. Ve sanıyorum Fransız'da bu çizgi film. Aynı zamanda bir Fransız çizgi filmine de Fransa'da da üretime dahil olmuştur bir çizgi film olarak. Heidi İsviçre Alplerinde geçen bir hikayeyi konu ediniyor. Yetim bir kız çocuğunun hikayesi ve bu hikayeyi yazan Sipri yöneten ise Isao Takahata. Takahata 2018 yılında yaşamını yitirdi. 1835 doğumlu. Japon anime yönetmenidir ve Studio Ghibli'nin yönetmenlerinden bir tanesidir. Aynı zamanda kurucularından da birisidir. Isao Takahata'nın pek çok filmi var. Hatta şu çizgi filmde Anne diye bir dizi var. Neydi? Yeşil'in kızı Anne miydi? Bilen var mı? Evet. Aynı zamanda onun çizgi filmi vardır. Yine Isao Takahata yönetmenliğini yapmıştır bu çizgi filmin. Haydi çizgi filmi yine yapılmış çizgi filmlerden en önemlileridir ve Kotobe, Yoshi Kotobe karakterlerini tasarlamıştır. Kotobe, Studio Ghibli'nin pek çok karakterini tasarlayan bir karakter tasarımcısıdır. Haydi'nin de karakterlerini tasarlayan yönetmendir. İlk örgülü saç olarak tasarlanmış burada gördüğünüz gibi ama sonrasında kısa saç daha uygun olacağı düşünülerek ve çizimi de daha kolay olacağı düşünülerek kısa saç olarak kurgulanmıştır. Evet, devam edelim. Onun dışında yine boyama tarzına bakarsak sulu boya tarzında bir çizim tarzı vardır. Ve Yoshi Kotobe, Isao Takahata ve Miyazaki İsviçre'ye giderler. İsviçre'de yer bakmaya çalışırlar. Yani bu hikayenin tasarlandığında, çizgi filme dönüştüğünde nasıl bir yerde geçebileceğine dair mekan araştırması yaparlar, köyü çizerler ve orada bir ev bulurlar. Ev çizgi filmde de aynı şekilde kullanılmıştır. Bunu çok kısa Martina'ya burayı çevirebilir misin? Isao Takahata ve Miyazaki İsviçre'ye Haydi'nin tasarımlarını çizmek için gitmiştir ve oradaki mekanları incelemiştir. Sadece bu kadar. Evet. Martina, Isao Takahata, do you know him or Miyazaki? Miyazaki, yes. They went to Miyazaki, Takahata ve Kotobe. And Kotobe, they went to Sweden and find a village realistic to matching Heidi's story and find a house. They work together. Teşekkür ederim. Evet, Japonlarda Shinto inancı vardır. Shinto Tanrı'nın yolu anlamına gelir ve doğadaki her şeyin Tanrı'nın bir parçası olduğu inancı vakıftır. Yani tasavvuftaki yaratılan her şeyin Tanrı'nın bir parçası olduğu ya da Hinduizm'deki yaratılan her şeyin Tanrı'nın bir parçası olduğu inancı yine Şintoizm'de de
mevcuttur ve Japon animasyonlarının özellikle Studio Ghibli'nin pek çok çizgi filmine bakacak olursak doğanın korunması, doğaya duyulan saygı çok ön plandadır. Yani Japon geleneğinde de bu oldukça vardır. Doğaya saygıları aslında bu Şintoizmin de bir parçasıdır. Dolayısıyla Heidi çizgi filmi Alpler'de geçen bir çizgi film. Elbette ki kitaba vakıf kalınmış ama onun dışında da Japon Şintoizminin doğa sevgisinin de bir parçası olarak Heidi'de doğa sevgisi oldukça önemli ölçüde anlatılmıştır. Heidi ile ilgili öncesinde söylemek istediğiniz bir şey var mı? Hocam ben şöyle bir şey, yani onlar her zaman yani bir hayal ürünü olmuyor mu hiç, böyle evleri şeyleri? İlla hani önceden bir görüntüyü bulmaları mı gerekiyor? Onu merak ettim. Yok, gerekmiyor. Tasarımı kendinize oturup bir şeyler yapabilirsiniz. Ama burada biraz hikaye olduğu için, yani Heidi'ye baktığımızda İsviçre Alplerinde geçen bir hikaye olduğu için çok kurgusala gitmek istememişler. Yani oradaki kurguyu mekansal olarak da kullanmak istemişler. O yüzden gidip orayı araştırmışlar. Ve bugün baktığımızda bu ev Heidi'nin evi olarak geçer ve İsviçre Alplerinde şu ev şu anda restore edilmiş, hala duruyordur ve turistik geziler mümkündür. Dolayısıyla şu anda turizm anlamında İsviçre Alpleri Heidi'nin tanıtma yoluyla çok fazla ekonomik anlamda katkı sağlamıştır İsviçre Alplerine. Evet, belki aklınızdan geçer diye bu kısmı da söyleyeyim. Bazı gazetelerde 3-4 yıl önce Heidi'nin ayakları neden çıplak diye bir haber çıkmıştı. Heidi işte yetim olduğu için ayakları çıplak gibi bir fikir vardı. Bu fikrin doğru olmadığını ifade edeyim. Heidi'nin ayaklarının çıplak olması, Heidi'nin şehirde yaşarken bunalması, doğaya geldiğinde doğayla buluşmasıyla doğaya dokunmak istemesi, onu hissetmek istemesi sebebiyle üzerindeki bütün kıyafetleri, ayakkabılarını çıkartıp doğaya koşmuştur. Şu sahnenin bir benzeri yine Isao Takahata'nın yönettiği Prenses Kaguya masalında da göreceğiz. Bu sahne, kıyafetlerini bırakıp, geride bırakıp koştuğu Heidi'nin bir sahne. Burada ayakları var. Bu sahneyi ilerleyen günlerde göreceğiz. Neredeyse 40-50 yıl sonra tekrar buna benzer bir sahne çalışmış. Yine baktığımızda hayvan sevgisinin yoğun olduğu bir çizgi film. Yardımlaşmanın, üretmenin yoğun olduğu bir çizgi film olarak karşımıza çıkıyor. Hayvanlara eziyet eden, karşı yaşamayı sevmeyip şehre gittiğinde nostalji hastalığına tutulan bir kadın. Nostalji, nostos, vatana dönme, sıla anlamına gelir. Ve sıla hasreti anlamına gelir, nostalji. Yani sılaya duyduğunuz, geçmişe duyduğunuz hasret aslında psikolojik olarak bir terimdir. Ve aynı zamanda bir hastalık terimidir. Haydi nostalji hastalığına tutulur şehre gittiğinde ve hastalanır. Tekrar doktor ona köye gitmesi gerektiğini söyler. Tabii bu hastalığa yakalanan yine İsviçreli askerler de olmuştur. Tabii bunun iki sebebi vardır. Bu askerler İsviçre'den uzaklaşıp savaşa katıldıklarında mide bulantısı, kusma, baş dönmesi gibi rahatsızlıklar meydana gelir. Birincisi sılah, yani nostalji hastalığı olarak tabir edilmiştir sonrasında. İkincisi aynı zamanda yükseklerde yaşayan bu kişiler daha düşük rakımlı seviyelere gittiklerinde
aynı zamanda bu hastalığın da tetikleyicisi olarak karşımıza çıkmıştır. Evet, buralara geçeyim. Yine backgroundlara bakacak olursak, backgroundlar oldukça sıcak ve soğuk tonların bir arada bulunduğu mekan olarak yine İsviçre Alplerini yansıtan görüntülerle dolu. Bu gördüğünüz yatay görüntü, geçtiğimiz haftalarda da background kullandığımızda yatay backgroundlar kullanarak nasıl görüntüyü kamerayla farklı açılardan başka yerlere getirdiğimizi göstermiştik. Hemen fotoğraflara geçeyim. Şimdi çizimlere bakacak olursak burada bir keçenin hareketlerini göstermişler. Yine buraya gidelim. Bunlar storyboardlar. Yani hikayenin nasıl ilerleyeceğine dair görüntüler. Yani storyboard artisti size çizimleri yapar, verir ve siz bu sahneyi bir animatör olarak çalışırsınız. Burcu, rica etsem Martina'ya çevirir misin? Şu anda storyboardlarına bakıyoruz Haydi çizgi filmini. Martina, now we are looking at the storyboard Heidi. And you can see first the colorful ones, the nature, Sweden, Alpines. And now there are some movements, little movements like a goat and some others, the storyboard. Evet, bazı çalışmalara baktığımızda bize hareketin de ne yönde gideceğini gösteriyor burada. Gördüğünüz gibi Heidi'yi aynı zamanda iki hareketiyle birlikte çizmiş ve orada yukarıda keçiye doğru uzanıyor. Sorabilir miyim? Tabii, buyurun. Evet, dinliyorum. Mikrofonu kapalı hocam. Benim mi kapalı? Yok, arkadaşımızın. Tamam. Kimse sende bilmiyorum ama. Ben sen, Ceylin. Tamam. Ceylin, buyurun lütfen. Bir resim üzerinde iki hareketi gösterirken her zaman soldan sağa doğru mu çizilir? Hani ilk hareketle ikinci hareket? Tabii, yani ilk hareket soldan sağa diye bir kural yok ama yani onu bir şekilde belli edersiniz. Belki karakter sağdan sola doğru da gidiyor olabilir. Bunu hani karşı tarafa nasıl belli edeceğiz? Hani numaralandırma yaparak mı? Şöyle, şimdi yönü zaten tahmin edebilirsiniz. Şimdi birinci hareket ikinciye dönüşmez baktığımızda. İlk hareket, yani şu hareket, ayakta durduğu hareket ikincisine dönüşür. Bunu anlayabiliyoruz yani baktığımızda. Eğer anlaşılmıyorsa ona bir şekilde bir uyarı koyacaktır. Yani tamam. Bunun bir şey yok. Mekan tasarımlarına baktığımızda gerçekten çok güzel tasarımlar var. Şimdi burada kamera açısına baktığımızda kamera nereden göstermiş? Heidi'yi arkasından, kafasından göstermiş, değil mi? Yani nasıl çizeceksiniz? Kamera nereden bakacak? Bu çok önemli. Farklı açılardan bakabilmek, bazen tepeden. Mesela şu anda farklı bir açıya geçtik gördüğünüz gibi. Yani kamera bir buradayken ikincisinde burada. Dolayısıyla bir çizgi filmi zenginleştiren, yani bir sinemayı zenginleştiren şey kamera açılarıdır. Burcu, rica etsem bunu da hızlıca çevirebilir miyiz? Evet. Martina, can you hear me? I will just give a little summary about Fatih adds that you can see different point of view and in a cartoon movie or in any movie, it's more richer as using different angles. Teşekkür ederim. Evet, yine buraya baktığımızda burada da yönü belirtmiş. Şurada ok işaretini görüyorsunuz. Yani geldiği yeri çizgilerle belirtmiş Ceylin ve akışı da buradan görebiliyoruz. Evet, yine buraya baktığımızda da bir ok işaretiyle bunu göstermiş. Hatta şuradaki oksa, burada gördüğünüz bir oksa, orada muhtemelen bir bekleme süresi olduğunu gösteren bir şey.
diye düşünüyorum. Farklı bir şey de olabilir. Çizimler ne kadar güzel değil mi? Evet, yine burada başlangıç ve bitiş noktasını aynı şekilde yerleştirmiş. Yine tasarımlara baktığımızda geri plan var, orta plan var ve yakın plan var. Yine çizgi filmin şehir sahnelerinde Orta Avrupa mimarisini görüyoruz. Çünkü zaten Almanya'ya giden bir haydi. Orada da Almanya mimarisi oldukça yaygın. Burada da gördüğünüz gibi bakın bir çizim var. Bize bir müzik kutusu çalan birini gösteriyor bu el. Öyle değil mi? Aynı zamanda Heidi'yi gösteriyor. Yani öyle bir kamera açısı oluşturmuş ki odaklandığımız yer burada müzik kutusu. Yani müzik kutusu ve eli onu çalan birini zaten ifade ediyor. Arkasında da Heidi var. Yani oluştururken hem geri plan, hem yakın plan, hem orta plana burada özellikle değinilmiş ve çok güzel bir kompozisyon oluşturulmuş. Yine bakacak olursak kamera açısının değil mi tepeden bir yerden ağaçların arasından baktığını görüyoruz. Yani her zaman için kamera açısı karşıdan değildir. Farklı noktalardandır. Evet, yine burada birliğinin onlara baktığını görüyoruz değil mi? Şurada sol sağda onları görüyoruz. Diğer tarafta evi görüyoruz. Haydi'nin koştuğu yönü görüyoruz. Arka tarafta dağları görüyoruz. Yani buradaki kompozisyona odaklanmanızı istiyorum ve bu kompozisyonları kendi çalışmalarınızı yaparken uygulamanızı istiyorum. Yine baktığımızda farklı bir kamera açısı. Yani elinize fotoğraf makinesini alın ve kameranızı alın ve bu açılardan, farklı açılardan çizmeye çalışın. Burada da gördüğünüz gibi bir kuşun gözünden bakıyoruz, seviyesinden bakıyoruz. Sağ taraf köşedeki bir kuş yuvası ve yerde bir çocuk. Muhtemelen oraya uzanırken düştüğü sahneydi. Evet, o. Ve keçilerin geldiği yönler var. Görüyor musunuz? Ok işaretini. Geldikleri yönler. Aynı zamanda mekan tasarımını burada da daha ayrıntılı görebiliyoruz. Evet, bakalım. Söyleyeceklerim bunlar. Devam edelim. Şimdi sorusu olan var mı? Martina, do you have a question? I'm fine, thank you. Burada bir tane dosya açtım. Bunu çalışacağız. Evet, ne düşünüyorsunuz? Evet, şimdi bunu çalışacağız. Lütfen çalışma dosyalarınızı, yani uygulamalarınızı açın. Martina, we will work it. Please open your software. Okay. Evet, var mı bu aşamaya kadar bir soru olan? Ne düşünüyorsunuz? Bunu çizmek sizin için zor olacak mı? Evet hocam, biraz zor olacak bence. Yürüyen figür çizmek çok başaramıyorum. Evet, başaracağız. Bugünkü işimiz bu olacak. Ben kollarımı sıvadım. Siz de sıvayın ve başlayalım. Şimdi sizler hazırlığınızı yapana kadar ben de hazırlığımı yapayım.
Evet, hazır mısınız? Evet hocam. Evet. Evet, şimdi gördüğümüzde kafasının üstteki çizgiyi açtığını görüyoruz bazı noktalarda. Yani bizler de yürürken değil mi, bazı noktalarda aşağı doğru ineriz, bazı noktalarda yukarıya doğru yükseliriz. Baktığımızda da çizgide de düz olarak ilerliyoruz. Şimdi öncelikle şuna dikkat etmenizi istiyorum. Ayaklardan sadece birisine odaklanabilirsiniz. Şimdi gerideki ayağı bu şekilde çizdim. Farklı bir renkte. Fatih Bey, Martina'ya şey yapalım mı? Çok kısa hani, çevirebilirsiniz. Okay. Tabii. Martina, we just concentrate on one leg of the animation. Okay. Şimdi arka ayak bu. Lütfen sadece ilk önce gözünüze bir takip edin onu. Bir ayağın hareketi bu şekilde ilerliyor. Bu hareketi, yani bu çizgiyi gerçekleştiriyor. İzleyelim. Evet. Affedersiniz. Tekrar ekranı paylaşıyorum. Görüyor musunuz şu anda? Ekranımı görüyor musunuz? Evet, evet hocam, görüyoruz. Tamam, tamam. Şimdi Heidi karakterine baktığımızda bu geometrik şekiller sizlerin oldukça işini görecektir. İlk önce şunu yapabilirsiniz. Geometrik şekilde başlayabilirsiniz. Yani bir sayfa açtınız. Buraya direkt bir küp çizebilirsiniz. Çünkü kafasına baktığımızda neredeyse bir küp şeklinde. Zaten bugün karakter tasarımı dersinde de bunu gerçekleştirdiniz ve aşina olduğunuzu düşünüyorum. Gövdeye de baktığımızda üçgen şeklinde aslında neredeyse. Oranlarına baktığımızda bu bir birimse 2, 3, yani kafasının iki katı büyüklüğünde de bir gövdesi var. Lütfen bu oranlara dikkat edin. Çünkü karakterimizin en azından büyüklüğünü bu şekilde çok daha rahat kavrayabilirsiniz. Dördüncü ise ayakların olduğu bölüm. Tam olarak değil, tam olarak kafa sağlamaz ama buna yakın bir oranı var. Kafa, elbise ve ayakların olduğu bölüm. Yani yapacak olduğumuz ilk çalışma geometrik şekillerle bunu oluşturmak. Ben ayakları farklı bir katmana çizeceğim ve daha anlaşılır olmasını sağlayacağım.
Drive'a atmış olduğum dosyayı lütfen bir yandan açın ve izleyin. Yaparken size referans olacak çalışma bu olacak. Öncelikle kollarla başlayacağız. Ardından ayaklara geçeceğiz. Şimdi. Lütfen ayakları şu an için görmeyin. Ayaklar değil, sadece kollarla ilgili bir çalışma yapacağız. İlk önce yükselme ve alçalmayı da yapmanıza gerek yok. Karakter bazı yerlerde yükseliyor, bazı yerlerde alçalıyor ya. Onu da şu anda yapmayın. Düz olarak başlayacağız. Karakterimizi bir küp olarak şu şekilde çizelim. Herkesin bunu yapmasını istiyorum şu etapta. Martin'e söyleyebiliriz. Bu şekilde bir küp çizelim. Yani küp ve üçgen diyebiliriz. Neslihan söylüyor musun sen? Tabii söyleyeyim. Martina, now we will be focused on the arms. Burcu will correct me if I am wrong. If I understand correctly, and we are now focused on the head and the body is the double size of the head. Doğru mu Burcu? Evet, şu an için sadece bu bölgeye odaklanacağız. Ayaklar yok. We will just be focused on the head and the body, just the body without the legs. Teşekkürler. Mesajlar geldi de bir takım şeyler oldu burada. Onun için sağ olun. Devam ediyorum. Şimdi gövdeyi farklı bir katmana çizelim. Şu an için anlamanız için söylüyorum. Sonrasında buna ihtiyaç duymayacağız. Sadece şu anda burada bir gövdemiz var. Gövdemiz var. Ardından yeni bir katman açıyorum ve eller için bu katmanı kullanacağım. Evet, bu katmanda ilk önce eli yerleştiriyorum. Nesan söyleyebilirsin, iki katmandan oluşuyor. Birisi gövdeyi yaptık, ikinci katmanımıza kolları yapıyoruz. We will work on two layers. The first one is the body and the second one are the arms, will be the arms. Evet, devam ediyorum. İkinci kareyi açtım burada. İkinci karemdeyim. Ve kolu gördüğünüz gibi bu yöne doğru uzatıyorum. Üçüncü kareye geldim ve biraz daha. Dört. Hala yukarıya doğru gidiyor. Yani şu yönde kolumu götürüyorum. Ve tekrar aşağı iniyor. Bu aşamaya bakalım bir. Kol buraya kadar geliyor. Sonrasında aşağı doğru iniyor. Lütfen bu aşamaya kadar yapalım. Sonrasına devam edeceğiz. Hocam kolu oraya kadar kaç tane şeyde çizmiştik? Toplam 8 karede. 8 karede ben buraya geldik. Yani birinci kareden 8. kareye kadar bu yönde kolu hareket etti. Ben şu şekilde de çizeyim. Size daha kolay olsun. Bursa'yı alabilir miyiz rica etsem?
Merhaba Buse. Buse, beni duyuyor musun? Buse, orada mısın? Devam ediyorum. Gördüğünüz gibi buradan 8 karede sadece kolun bu aşamaya geldiğini gördük. Nasıl gidiyor? Yapabiliyor musunuz? Yapıyoruz hocam. Sorry, just to know if I understood. From 1 to 8, the movement is from down, let's say down, to the maximum up. Yes, in 8 frames, the position of the arm raises to the highest position. Okay, thank you. İlk önce bunu yapacağız. Şu anda kol hareketini anlamak için yapıyoruz. Ardından bütün bir sayfada çizeceğiz bunu. Şu an için bu yaptığımız şey kol hareketini anlamak için yaptığımız bir çalışma. Evet. Hızlı ilerlememiz lazım. Lütfen bu aşamayı hızlı gerçekleştirelim. Devam ediyorum o halde. Dokuzuncu kareye geldim. Dokuzuncu kareye geldiğimde kolum aşağı doğru devam ediyor inmeye. Normalde yürürken bu kadar oynamaz ama zıplayarak gittiği için koldaki hareketi bu kadar abartıyoruz. Evet, bu kol artık bu yöne doğru geldiğinde diğer kol ortaya çıkıyor. Yani normalde gövdenin arkasındaydı bu kol. Buna B diyelim, buna da A diyelim. A ve B koluna baktığımızda gövdenin arkasındaydı. Aslında buradayken de nerede olur kol? Düşünecek olursa kol buradayken de. Diğer kol da şuralarda görünür normalde. Öyle değil mi? B, A. Devam ediyorum. 12.
13. On 4. Fatih Hocam, ikinci kolu hareket ettirirken daha önceki kolun layer'larına çizmediniz değil mi? Yeni bir layer açtınız. Yok, aynı kolun layer'ına çizdim. Aslında beden ve kolu ayırmayacağız. Ben şu anda sadece anlaşılır olsun diye size tek tek çizdirmek istemediğim için şu anda sadece kola odaklandık. Biraz sonra ikisini birleştirdim. Tamam. Teşekkürler. Rica ederim. Hocam baştan tek tek bir daha gösterebilir misiniz? Şeyleri çizdiğimiz çizimleri tek tek. Tabii göstereyim. Şuraya odaklanın. Yukarıya doğru gidiyor. 8. kareye kadar. 8. karede 7. kareye kadar. 8. kare itibariyle geri dönüyor. Diğer noktaya gelmesi 13. kareyi buluyor. Yani 1'den 8'e kadar bu yönde ilerliyor. 8'den 13'e kadar diğer yöne geliyor. Belki Martina'ya bunu da söyleyebilirsiniz. Bir şey sorabilir miyim? Tabii. Şimdi iki kol var ya, ikisinin zıttı aslında, zıt hareket ediyorlar değil mi? Evet. Tam zıttı hareket ediyorlar, evet. Öncelikle bir tanesini yapın isterseniz, sonrasında diğerine daha rahat odaklanırsınız. Okay, Martina. One of our friends asked for repeat, Fatih, and said 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 is for one arm coming up and then going down, it's like coming to maybe 13th, the first place start. 8 up, 5 down. Maybe you can follow like this. Öncelikle hızlıca bunu kavramanızı bekleyeceğim. Ardından ikisini birleştirip zıplatarak gideceğiz. Şimdi diğer kola bakacak olursak da diğer kol nereden itibaren görünmeye başlıyor? Normalde buradayken bile, 5'teyken bile bu kol şuradan görünür değil mi? Yani diğer taraftan görünür. Nereden itibaren görünür? Bu buradan görünmeye başladığında 4'ten itibaren de görünür. Şöyle, şöyle yapalım. Çıktı. Buraya da ekleyelim. Normal çalışmada bu kadar bariz görünmüyor ama biz ekleyelim. Is it only five to go down and behind the body? Ben de tam onu düşünüyordum. Fatih Hocam, böyle 8 tane yukarı kalkıyor, sonra 5 tane eski yerine mi geliyor? Diğer yöne gidiyor. 7 tane, 7 aşamada bir yöne gidiyor. 8 aşamada da diğer yöne gidiyor. 7 ve 14 mi demiştik? Tamam. Şöyle yapalım. Şöyle demiştik ama 8, 13 demiştik hocam. Tamam tamam, sorun değil. 7 karıştırmışım. 7 de varıyor. Diğer noktaya gelmesi de 13. Yani aynı sayıda. Çünkü hocam, şöyle, burada bir bekleme süresi var aslında orada. Tamam. Yani 13'e kadar aşağıya inmiyor. Yani elin tam gerisine kadar gidiyor değil mi? Yani biz başlarken buradan, yerden başladık. Hani tam düzden başladık. Yukarıya çıkarttık. Ama sonra arkaya kadar gidiyor o arada. Aslında şuradan başladık. Buradan başladık. Şimdi bu hareket
her şey için aynı değildir. Yani bu karakterdekinin aynısını yapacak olduğumuz için animatörler bunu böyle yapmışlar. Biz bunu bu şekilde uyguluyoruz. Yani buradaki sayıyı neden eşit değil diye şu an için bir şey söyleyemem. Çünkü yani biz şu anda bir şeyi kopya ediyoruz. Tamam, Martina, I said 8 to 5 and like as Fatih repeated, coming up 7 and maybe waiting there for 1 going down. But it shouldn't be the same exact and for character. It might be different. We are just copying now for your information. So it is not 8 to 5 down. It's, as you see, 7 and 13. Evet, var mı anlaşılmayan bir durum? Fatih Hocam, şu geri kolların hareketlerini bir daha gösterir misiniz? Tabii göstereyim. Şimdi şöyle ifade edeyim. Arka kol nerededir? Tam zıttı yönde. Yani şunu bir üçgen olarak düşünelim. Açılıyor gittikçe ve tekrar kapanıyor. Bir dakika, şunu kapatayım. Şöyle göstereyim. Burada yukarıya doğru gitmeye başladığında, yani bedenin şurasında görünmeye başladığında aslında buradan da görünmeye başlar. Ama biz şu anda karaktere göre yaptığımız için bir sonrakini de göstermişler. Gördüğün gibi şu anda buradan görünmeye başladı. Yani tam zıttı yönünde düşünebilirsin bunu. Şu arkadaki kol şu anda burada. Devam ediyorum. Gördüğün gibi bu sefer o da yukarıya doğru yükseliyor. Yükseliyor. İkisi bu sefer zirveye çıktığında tekrar diğer yönlere doğru gidiyorlar. Hocam, çok... ikisinin zirvede olduğu şey kare tabii hangisi? Söyleyeyim. İkisinin zirvede olduğu kare 7. Tamam. Yani kareyi baz alırsınız. Hocam, orada sesiniz gitti. Duyuyor musunuz şu anda beni? 7. kareyi baz alalım. Beni duyuyor musunuz? Evet, duyuyoruz hocam. 7'de ikisi paralel oluyor o zaman. Kaçta evet, başlıyordu? Evet. Toplam kaç tane arkadan çıkan şey çiziyoruz? Onu şöyle analiz edebilirsin. 4'ten itibaren başlamış. Ha, tamam hocam. Yani bunu sayıdan ziyade gözlemleyerek birazcık oturtmaya çalışırsanız en azından mekanizmayı da anlamış olursunuz. Yani ayağa kalkıp bir yürüyebilirsiniz. Yürürsem nasıl çalışıyor bu kollar diye kollarınıza bir bakabilirsiniz. Şimdi şu anda düz çiziyoruz. Biraz sonra zıplamalı çizeceğiz bunu. Sonra da ayaklarını çizeceğiz. Evet, sadece bunu lütfen taslak olarak çizin. Çünkü şimdi birazdan ikisinin bir bedende olduğu farklı bir layer çizeceğiz. Ben şu anda idrak etmeniz için bir bilgi olsun diye hızlıca çizdiriyorum. Bunu hızlıca çizin. Çok önemli değil. Mantığını kavrayın. Diğerine geçeceğiz. Yani ikisini aynı karede oluşturduğumuz görüntüye geçeceğiz. Vaktimiz daraldı. Lütfen buna en azından 1-2 dakika içerisinde başlayalım. Fatih Hocam, bir şey sorabilir miyim? Hani biz her açtığımız zaman bu mavi çizgimiz var ya, o en geride oluyor. Onu her zaman tek tek getiriyoruz. Onun daha kolay gelme yöntemi var mı? Mavi çizgiyi açtığınızda her seferinde tek tek getiriyorsunuz. Açarken şöyle yapabilirsiniz. File bölümünden yeni dosyayı açarken burada frame rate playback time var altta. Yani bir bunu ne kadar fazla... Bir dakika lütfen. Bir daha gösterebilir misiniz hocam? Göremedim. Yeni dosyayı açarken burada playback time var. Oradan numarasını arttırırsanız biraz, benimki şu anda 50, bunu 100 yaparsanız 100 karelik orada.
sayfalık alan çıkmış olur. Tamam hocam, teşekkür ederim. Ne yaptın? Evet, evet, şimdi rica etsem mikrofonlarınızı kapalı konuma getirebilir misiniz? Evet, şimdi tekrar ikisini aynı katmanda çizeceğimiz bir dosyaya geçeceğiz. Yani anladığınızı düşünüyorum. Evet, burayı siliyorum. Martin'e de açıklayabilir miyiz? Şimdi ikisini aynı katmanda çizeceğimiz bir dosyaya geçeceğiz. Martina, this was for practice only. Now we will move to another folder that we will draw all together in one layer. Evet, şimdi bedenimizde de bir hareket olduğu için ikisini aynı katmanda çizmek zorundayız. Bunu açıklayabilirsin. Because there will be also movement to the body as well at the same time. Yüzü biraz açılı, yukarıya doğru bakıyor çalışmamızda. Evet, şimdi tekrar çiziyorum. Ve bunların her birini tek bir karede, yani tek bir katmanda kolların ve bedenin aynı katmanda olduğu bir şekilde çiziyorum. Lütfen hacimde değişikliğe gitmeyin. Hacmi oldukça birbirine yakın olsun. Yeni sayfa açıyorum ve ekliyorum. Tamamen bedeni çiziyorum. Ardından kafayı. Ve kolu. Bir kişinin mikrofonu açık kalmış. Rica etsem kapatabilir mi? Evet, devam ediyorum. Evet, yedinci kareye geldim. Yani şu şekilde de yapabilirsiniz. 1 ve 7'yi keyframe olarak da alabilirsiniz. Şöyle çizeyim ben. Martina'ya söyleyeyim mi? Şuraya çizeyim de ardından söyleyelim. Bir dakika. Evet, söyleyebilirsin. Birinci ve yedinci keyframe aralarını doldurabilirsiniz. Martin, also an option. One and seven keyframes and in between of the in-betweens. And also before he mentioned, Fatih mentioned that please be careful not to change the volume. Thank you. Evet, burada
A kolu ve B kolu da var. Karmaşık gelmiyordur umarım. Yapabiliyor musunuz? Evet. Buse orada mısın? Beni duyuyor musun? Hocam chatten rahatsızım, duyuyorum diye yazmış ama Buse. Tamam. Buse beni duyuyorsan o zaman birkaç şey söyleyeyim. Seni telafi derslerinde görmüyorum. Derslerde de çok görmüyorum. Eğer bu eğitime devam etmek istiyorsan lütfen biraz daha özverili ol. Hafta içerisinde seninle bir telafi yapmak isterim ve çalışmalarına bakmak isterim. Evet, şimdi burada birinci ve yedinci keyfireyimi belirledik ve ardından aralarını doldurduk. Ben şunları sileyim. Ve kaldığımız yerden devam edelim. Evet, diğer keyframe'e gelecek olursak onu da belirleyelim o halde. O nerede? Evet, o da buradaysa 6. Evet, diğer keyframe'i de çiziyorum. Bu da diğer keyframe'imiz. Yine bu A, bu da B kolu. Hocam tamamen kolların değiştiği yani değil mi? Evet, tamamen kollar diğer yöne geliyor. Ben şuraya çizeyim diğer 3 keyframe'imi de. 1 2 3 söyleyebilir misin Martina'ya da burada 3 keyframe de var. And after the one and seventh two keyframes, Fatih also prepared the third keyframe and he made a summary like 1, 2, 3. You can see on the left side the three keyframes. It's the hands AB and then BA. 9 dakikamız var. Lütfen biraz daha hızlı ilerleyelim. Siz bunu yaparken ben bir yandan da size soru sorayım. Nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Bugünkü ders çizgi film tarihine, Heidi'ye dair ya da bu çalışmaya dair herhangi bir sorusu olan var mı? Hocam bunu drive'a yükleyecek misiniz? Tabii tabii yükleyeceğim. Çok mu karışık geldi Dilara? Ya ben yürümeyi yapamıyorum. El kol evet biraz karışık geliyor. Anladım. Evet, çünkü içerisinde 4 farklı uzuv var. Yani el, ayak, beden var, kafa var. Evet. Dolayısıyla oldukça karmaşık görünüyor. Ama emin olun yürüme çok kolaydır. Bu sene yürüme üzerine çok çalışacağız. Çünkü oldukça eksiğiniz oluyor yürümede. Ahmet Hoca da anlatacaktır. O farklı bir teknikte anlatacaktır. Belki o daha kolay gelir size. Ama şu an için buna bakabilirsiniz. Peki çizgi filmleri çalışmak sizin için keyifli mi?
aslında bu programa daha erken başladık. Planımız biraz daha geç başlamaktı buna. Ama ders sayısında azalma olduğu için buna biraz daha erken başlamış olduk. Ne düşünüyorsunuz? Bence keyifli. Keyifli çalışmak lazım. Üstüne. Evet, aynı zamanda karakter tasarımı dersiyle birleşmiş oldu bu ders. O derste tasarladıklarınızı bu derste hareketlendirmiş olacaksınız. Ben bir şey sormak istiyorum. Fen hocamız ödevlere bakacak mı? Bakacak. Aslında şöyle, o drive'dan çalışmalarınıza bakıyor. Bu derste herkese yanıt vermek zor olduğu için, vakit sınırlı olduğu için tekrar onların değerlendirmesini yapmıyor. Ama çalışmalara hepimiz kimle ilgilediyse bakıyoruz. Özel olarak sormak isteyen olursa çalışmasına dair bir şey, lütfen ders öncesinde hatırlatsın. Öncesinde yanıt vermek ister. Var mı onun dışında bir sorusu ve söylemek istediği bir şey olan? Hocam toplam 14 mesela 25 kare mi yapıyoruz bu öbür ekleyin? Hemen bakıyorum. Hemen bakıyorum. Toplam kaç karemiz var? 17 kareden oluşacak. Toplam 17 kare. Anladım. Yani öbür el gelene kadar şey oluyor o zaman. Evet, şimdi bir de şunu söyleyeyim. Çalışmanın orijinaline bir bakalım. Şimdi burada bir yükselme payı var. Ayaklarının havaya çıktığı yer. Şurayı görüyorsunuz. Bakın zıpladı. Burada ayaklar tamamen havada. Bu noktayı söyleyeceğim. Ayaklarının tam havada olduğu nokta 7 karede yükseliyor. 1, 2, 3, 4, 5 yani toplamda 7 karede yükseliyor. Bunu da çevirebilir misiniz Martina'ya? As you can observe the foot, there is a point, a very peak. The character comes to that point. Seventh. Evet. Evet, şuradan bahsediyorum. Burada bakacak olursak karakteri çizdikten sonra yukarıya doğru taşımanız gerek. Nasıl taşıyoruz? Seçiciyle karakteri seçip yukarıya doğru taşıyoruz. 7 karede yükselsin lütfen. Burada gördüğünüz gibi. Düzeltiyorum. Hocam 6, bir şey sorabilir miyim? Düzeltiyorum. 6 karede gerçekleşiyor. Efendim? Yükseldiği yerde bir bekleme payı olarak bir kare boşluk bırakıyor muyuz? Yükseldiği yerde bir kare boşluk bırakmıyoruz. Diğer kare de aynı seviyede kalıyor. Yani 6. ve 7. karenin seviyesi aynı oluyor. Şöyle göstereceğim. Yedi karede burada. Sekizinci karede aynı seviyede. Ve aynı şekilde aşağı düşüyor. Düşüş sahnesi kaçmış, ona da bir bakalım. Hocam bu dosyayı Clip Studio olarak yükleyebilir misiniz? Bu dosyayı Clip Studio olarak tabii ki yüklerim. Evet. Bu kısmı da söylemiş olayım. 7 karede aşama aşama yükseltiyoruz ve aşama aşama toplam 11. karede de düşmüş oluyor.
Bunu da belki Martina'ya söyleyebilirsiniz. Okay, Martina is the is at the seventh keyframe, and then goes down at the 11th, like four more, again at the down. I think it's the third keyframe. Evet, 2 dakikamız kaldı. Lütfen şu anda sadece kol hareketlerine odaklanın. Önümüzdeki hafta ayak hareketleriyle devam edeceğiz. Var mı bana sormak, söylemek istediği bir şey olan? Var mı bir sorunuz? Yapalım yani. Evet, yapın. Hocam yapmaya çalışırken sorumuz olabilir ama şu an anlamış gibi görünüyoruz. İnşallah yapınca bir sorunumuz olmaz. O zaman belli olacak sorularımız. Biliyorum sizin için şu anda çok kafa karıştırıcı ama artık bunlara başlamamız gerekiyor. Zor olduğunu biliyorum. Lütfen çok zormuş bu iş gibi düşüncelere de kapılmayın. Zor, evet. Ama öğreneceğiz. Öğrenmek için buradasınız. Hafta içerisinde tekrar yine bir araya geleceğiz. Telafi etmek isteyenlerle görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sen Martina'ya söyleyebilirsin. Eğer hafta içerisinde destek almak